Merhaba. Size Hakkari Yüksekova'da görev yaptığım karakolda bir arkadaşımın başından geçen ve devamında bizi etkileyen bir olayı anlatmak istiyorum. Ben Halim, 24 yaşındayım. Uzman çavuşum. Burada göreve başlayalı 1,5 seneye yakın zaman oldu. İlk zamanlar güzel ve zevkli geçse de zamanla alışıp sıkılma evresine geliyorsun. Bilenler bilir. Buralar kışın öyle soğuk ve karlı olur ki çatılara bile karın üzerinde yürüyerek çıkarsın. Biraz sıkıntılı bir bölge olduğu için de her daim kelle koltukta ellerimiz tetiklidir. Benim görevim ise santralde telefonlara bakmak ve kameradan etrafın gözetlemesini yapmak. Yine bir gün geceleyin termal kameralarla etrafı seyre koyulurken yaşça büyük arkadaşım olan gece çavuşu Salih içeri gelip "Halim, kulenin etrafında bir karaltı var. Kamerayı oraya çevir," dedi. Dediğim gibi buralar sıkıntılı yerler olduğu için her söylenen şeyi daha titiz inceliyoruz. Kamerayı bana söylediği yere çevirdim. Gece oldu ve kameralar termal olduğu için ısıyı algılıyordu. Uzun uzun göz gezdirmemize rağmen herhangi bir hareket gözüme takılmadı. "Salih abi, gözlerin kızarmış. Uyumadın mı bugün? Hava karanlık. Taşı falan bir şeye benzettin herhalde," dedim. "Evet, bugün fazla uyumadım ama sanki orada bir şey vardı. Karanlıkta hareket ediyordu. O kadar baktık abi, ben buradayım. Bir şey görürsem söylerim," dedim. Kendi kendine söylene söylene kahve almaya gittikten sonra ne olur ne olmaz diye etrafı iyice kontrol etmeye devam ettim. Yine de bir şey gözüme çarpmadı. Bir hayvandır diye olayın üzerine pek durmadık. Aradan 3 haftaya yakın bir zaman geçmişti. Kule nöbetine giden kişilerin yerlerini değiştirmiştik. Ama her o kulede nöbete çıkan arkadaş geceleyin köpeğe benzer bir karaltı gördüklerini ama hayvandır diye pek üstünde durmadıklarını söylüyorlardı. Bu iş epeyce can sıkmaya başlamıştı. O günün gecesinde saat sabaha karşı 4 civarı silah sesi geldi. Hepimiz çatışma çıkıyor düşüncesiyle mevzilerimize geçtik. Ben de santrale geçerken karakol komutanına "Diğer birliklere haber vereyim mi?" diye sordum. O da kendisinden haber beklememi, ondan sonra gerekirse haber vermemi söyledi. Ben de "Emredersiniz komutanım" deyip yerime geçtim. Kameradan ne kadar baksam da herhangi bir tehlike gözüme çarpmadı. Bu durumu karakol komutanına bildirdim. O da etrafta tüm incelemelere rağmen kimseyi görmediklerini, eğer gerçekten biri varsa da kaçmış olabileceklerini söyledi. Gerçek daha sonra ortaya çıktı. Kuleye geldiklerinde arkadaşım Umut'u yerde nefes nefese yarı baygın kulağından hafif kan süzülür halde bulmuşlar. Biraz kendine gelince başından geçenleri anlatmaya başlamış. Umut anlatıyor. Termal dürbünle etrafı incelerken bir anlık termal dürbünü gözümden çektiğimde bir şeyin tam kulenin karşısında beni izlediğini ve gözlerinin de ateş gibi kırmızı olduğunu gördüm. Hayvan ya da insan gibi bir şeye benzetemedim. Yaratık gibi bir şeydi. Termal dürbün gözümdeyken onun ısısını göremediğim an korkum ikiye katlandı. Sanki öleceğimi hissettim ve o heyecanla kule üzerindeki biksiyle o tarafa doğru ateş etmeye başladım. "Kendime geldiğimde karşımda siz vardınız," dedi. O anlatmasını bitirince bunları diğer kuledeki arkadaşlara sordum. Onlar herhangi bir şey görüp duymadıklarını ama ateş sesi gelince onlar da ateş ettiklerini söylediler. Çok garip bir olaydı. Kimse Umut'a inanmamış gibi duruyordu. Ne yalan söyleyeyim, ben de pek inanmamıştım. Askerliğe fazlaca meraklı birisi olduğu için aksiyon yaşamak istedi diye düşündük. Nereden bilebilirdik her şeyin bu olaydan sonra başlayacağını? İlerleyen bir haftada kayda değer pek bir şey olmadı. Günler böyle geçip giderken Umut arkadaşımın da hareketlerinde değişiklikler olmaya başlamıştı. Kimseyle konuşmuyor, yemeğe gelmiyor, içine kapanık bir ruh haline bürünmüştü. Bir gün karşıma alıp onunla güç bela sohbet etmeye başladım. "Bu halinle iyice yemeden içmeden kesildin. Bir şey mi canını sıkıyorsun?" Umut gözlerini devirerek "Ben hiç iyi değilim. Değişik değişik rüyalar görüyorum. Bu aralar odada uyurken biri gelip göğsüme oturuyor sanki. Sen fazla etkilenmişsin kardeşim geçen gün gördüğün şeylerden.
dedim. Umut, o dediğin şey her neyse, her gece rüyamda ya beni, ya kardeşimi, ya da annemi, babamı gözlerimin önünde paramparça ediyor. Ya Umut, saçma saçma konuşma. Gel gidelim yemekhaneye. Sen de bir şeyler ye. Açlıktan ne dediğini bilmiyorsun dedim. Konuşmamız bitince yemekhaneye doğru ilerledik. Tabii arkadaşlar bu olay yüzünden biraz alaya, dalgaya aldılar onu. Fakat o bunların hiçbirini umursamıyordu. Sanki burada değildi. Söylenenleri duymuyordu. Ertesi gün sabaha doğru bir çığlıkla herkes ayağa kalktı. Ses yan koğuşumda bulunan Umut arkadaşımın oradan geliyordu. Hemen koştuk içeri. Umut birinin boğazına sarılmış, elinden kurtarmaya çalışıyorlardı. Elinden aldıkları arkadaş nefes nefese kalktı ayağa. Umut'un sanki gözleri dönmüştü. Etrafındakilere abuk sabuk bakıyordu. Ne yapacağımızı bilmez haldeyken. Bu anlamadığımız bir dilde konuşmaya başladı. Herkes odaya toplanmıştı ama kimse söylediklerinden bir şey anlamıyordu. Ama en son anladığımız tek bir laf çıktı ağzından. Tıslar gibi intikam dedi. Kimse anlam veremiyordu bu olanlara. Salih abi dua okumaya başlayınca birden daha da fazla bağırmaya çağırmaya başladı. Okumu diye bağırıyor, kulaklarına tıkıyordu. Salih abi okumaya devam ediyordu. Biraz zaman geçince yavaş yavaş sakinleşmeye başladı ve bayılıp yere düştü. Bu çocuk nasıl bu hale gelmişti? Halbuki öncesinde gülüp eğlenmeyi, muhabbet etmeyi, şakalaşmayı seven, gülme kaynağımız olan bir çocuktu. Gerçekten çok acayipti. Yine de bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyorduk. Umut'u hastaneye sevk ettiler. Hava şartları kötüydü ama yol açma araçları zamanında açtığı için gidebilmişti. Çok şükür ki artık imkanlar geliştirdi. Bir yerlere giderken eskisi gibi sıkıntı çekmiyoruz. Umut bir süre hastanede kaldı ama kimse onun sorununun ne olduğunu anlayamadı. Tekrar karakola döndüğünde hepimiz ona korkarak bakıyor, onunla yalnız kalmamaya çalışıyorduk. Birkaç gün böyle devam etti. Daha sonraki günlerde Umut geceleri bir yere kilitleniyor, dalıp gidiyordu. Bazen bağırarak uyanıyordu uykularından. Çok sevdiğim bir arkadaşım olduğu için çok üzülüyordum durumuna. Bir süre sonra benim vardiyam değişmiş, geceden gündüze geçmiştim. Geceye de başka bir arkadaş geçmişti. O gece uykuya daldığımda üzerinde bir ağırlık hissetmeye başladım. Uykuyla uyanıklık arasında bir şey göğsüme bastırıyor, beni sıkıyordu. Karanlıktan seçmeye çalışıyordum yüzünü. Aman Allah'ım, o da neydi öyle? Yüzünün bir tarafı sanki kızgın şişle dağlanmış, soluk yüzlü, gözleri kıpkırmızı. Suratı çok çirkin bir yaratıktı. O anda kas katı kesilmişti. Damarlarımdaki kan çekilmişti sanki. Ben sure okumaya çalışıyordum ama bir türlü çıkmıyordu ağzımdan. Öylesine pis bir koku doluyordu ki burnuma, anlatamam. Hırıltılı sesler çıkartıyor, beni sıkmaya devam ediyordu. Ben içimden güç bela bir şeyler okumaya başlayınca üzerimden ağırlık yavaş yavaş kalkmaya başladı ve değişik dilde bir şeyler söyleyerek duman gibi bir şey odanın etrafında dolanıp kayboldu. Etrafıma şaşkın şaşkın bakındım. Nasıl korktuğumu anlatmaya gerek yoktur sanırım. Buna benzer olaylar diğer odadaki arkadaşlar da yaşayınca buna bir çözüm bulmaya karar verdik. Zaten Umut'un durumu da içler acısıydı. Dev gibi çocuk birkaç ay içinde bu olaylardan dolayı çöp gibi kalmıştı. Bu konularda pek bilgili olmadığımdan abilerimin daha bilgili olduğunu bilerek onları aradım. Telefonu hoparlöre almış, benim anlatacaklarımı bekliyorlardı. Erdal abime, Sait abime başımdan geçenleri atlamadan anlattım ve gittikçe durumun kötüye gittiğini söylemeyi ihmal etmedim. Sait abim, peki Ali, bu çocuk ya da sizden birisi böyle şeylerle uğraşıyor muydu? Çünkü bu şerliler durduk yere etrafınızda dolanmaz. Sonra Erdal abim söze girdi. Doğru söylüyor ama sanki onlara zarar vermişsiniz ya da başka bir şey var bu olayın içinde. Sonra aralarında biraz konuşup bu olayın kendilerini açtığını ama tanıdık bir hocanın olduğunu söylediler. Memleketim buraya uzakta tabii. Nasıl gelecekti falan diye düşünmeye başladım. Abilerime söyledim. Burası hem uzak hem de sıkıntılı bir yer. Nasıl gelecek adam bu karta kıyamette dedim. Erdal abim
Sen merak etme. Gerekirse biz getiririz arabayla. Hayır, Allah'ın izniyle. Hocamız bu işi çözer. Onlar bunu deyince çok mutlu olmuştur. Allah razı olsun onlardan. Ertesi sabah yola koyulacaklarını söyleyip telefonu kapattılar. O gün gece o kulenin dibinde bir kadın ağlaması sesi duyulmuş. Nöbetçi asubaya söylemişler durumu. Ben de oradaydım. Komutan nöbetçilere, kulelerden beni izleyin. Oraya gideceğim dedi. Ben komutanı olanları anlattım ama ne kadar uğraşsam da bir türlü ikna edemedim onu. Bir uzman arkadaşı yanına alıp beraber oraya doğru gitmeye başladılar. O gün de havada sis olduğundan etraf pek gözükmüyordu. Kuleler de pek seçemiyordu onları. Gideli henüz birkaç dakika olmuştu ki bir ses duyuldu. Çığlıklara karışarak çevre aydınlatmaları hızlı hızlı açılıp kapanmaya başladı. Hemen koşu koşu kapıya yöneldik. Assubay bize gelmeyin işareti yaparak yanındaki uzman onun koluna girmiş vaziyette seki seki koşuyorlardı. Kapı girişi duvar korkuluklarına yakın. Havada sisli olduğu için onları neyin kovaladığını göremedik ama elimizdeki silahlarla o yöne bir süre ateş ettik ama sanki ortalıkta bir şey yoktu. Hemen assubayla uzman arkadaşı içeriye çekip hızlıca kapıyı kapattık. İkisi de nefes nefese beti benzi atmış halde üstelik bizim görmediğimiz bir şey tarafından assubay yaralanmıştı. Hemen içeri götürüp yarasına bakmaya başladık. Uzun, üç pençeli tırnak izleri vardı. Allah'tan çok derin değildi. Biraz belirgindi. Yaralarını pansuman ettikten sonra biraz dinlenince assubay anlatmaya başladı. İkimiz kapıdan çıkıp oraya doğru gidiyorduk. Etraftan çok değişik sesler gelmeye başladı. Temkinli bir vaziyetti. Sağa sola baka baka yürümeye devam ettik. Kulenin önüne doğru geldiğimizde bir kadın sırtı bize dönük şekilde bir şeyler mırıldanıp ağlıyordu. Yanına biraz daha yaklaşıp bir şey mi oldu? Neden bu saatte buradasın? Niye ağlıyorsun diye seslendim. Ama hiç ses vermiyordu. Ağlaması durmuştu. Ben bir kere daha seslenince kafasını geriye doğru çevirip bize doğru baktı. Bundan sonrasını uzman arkadaş anlatıyor. O kafasını kaldırıp bize bakınca bir anda komutanım taş kesildi. Ben hayatım boyunca öyle bir yüz görmedim. Öylesine korkunçtu ki nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Gözleri kırmızı, suratı yanıklar içinde. Sanki o bakışıyla içimden geçmişti. Nedense ben komutanım gibi tutulmadım ve onu kolundan çekiştirmeye başladım. Ama o kas katı kesilmiş, başka bir yöne daha bakıyordu. Kadının arkasında kırmızı gönüllü keçi sürüsü vardı. Rabbim kimseyi onlarla karşılaştırmasın. O karın buzun içinde Allah diye bağırarak komutanın kolundan çekerek koşmaya başladık. O kadar hızlıydılar ki nefeslerini ensemizde hissediyorduk. Bir ara komutanın sendelediğini fark ettim. Hemen koluna girip koşmaya devam ettik. O yol o kadar uzun gelmişti ki anlatamam. Sanki 20 dakika koştuk. Sari abi oradan lafa atıldı. Ne 20 dakikası? Siz çıkalı 3 dakika geçmeden geri geldiniz. Biz de şaşırdık. Koşa koşa bu kadar çabuk gelmenize. Bunlar nasıl canlılardı böyle? İnsandaki zaman mekan algısını yitiriyorlardı. Benim de onlar içeri girerken uzman arkadaşın boynundaki cevşen dikkatimi çekmişti. Ama o hengamede sormak aklıma gelmedi. Herkes çok korkmuştu. Komutan bize, birbirinize yakın durun. Kimse kimsenin yanından ayrılmayacak sabaha kadar dedi. Neyse ki sabaha kadar başka bir olay yaşamadık. Abimler ve hocanın gelmesine az bir zaman kaldığını düşünürken bugün yol temizlemede kullanılan araçların bir tanesi arıza yapmış. Diğeri de belli bir mesafeye kadar yolu temizlediğinden onların gelmesi akşamı bulabilirdi. Yavaş yavaş vakit geçmeye, akşam ezanı okunmaya başlamış. Bizim de içimize korku girmeye başlamıştı. Burada hatlar ara ara kesildiğinden abimlere ulaşmaya çalışıyorum ama zar zor hattı düşürüyordum. Hattı düşürdüğüm bir ara abime nerede kaldınız, neredesiniz dedim. Abim karakola 10 kilometre mesafede bir yeri tarif ediyor. Orada yolda çakılı kaldıklarını anlatıyordu. Hava kararmış ve dışarısı buz gibiydi. Ben arabada oturmalarını, yerlerini bildiğimi
karda gidebilecek bir araçla oraya onları almaya geleceğimizi söyledim. O an şebeke kesilip telefon kapandı. Durumu astsubaya anlattım. O da benim dediğim gibi hemen yola uygun bir araç hazırlanmasını ve oraya gidileceğini söyledi. Bir müddet sonra tam tekmil hazırlanmış araca binmeye hazırdık. Kapının dışından tipiyle karışık değişik uğultular geliyordu. Ben en öne komutanın yanında binmiştim. Yola çıkmış, karın da etkisiyle yavaş yavaş ilerliyorduk. Biraz daha mesafe kat edince uğultular fısıltılara dönüşmeye başladı. Biz dualar okuyup aklımıza bu düşüncelerden sıyırmaya çalışıyorduk. Onların yanına yaklaşık 3,5 kilometreye yakın bir mesafe kalmıştı. Arabayı kullanan arkadaşım bir anda frene bastı. Bize yolun kenarında bir araç olduğunu söyledi. Sisten ve karanlıktan pek belli olmasa da dikkatlice baktığımızda bir araç ve dışarıda 3 kişi vardı. Ama bu işte bir gariplik vardı. Yüzleri bize doğru değil, yere doğru dönük yeri izliyorlardı. Ben, komutanım, daha gelmemize 3,5 kilometre yakın bir yol var. Hoca da ne olursa olsun, ne görürsek görelim, durmamamızı söyledi. Assubay, belki biraz ilerleyip buraya gelmişlerdir. Ne biliyorsun, bir ara bakalım telefonla dedi. Hemen telefona sarılıp hepsini sırayla aramaya çalıştım ama bir türlü hat düşmüyordu. Assubay, araçla biraz daha yaklaşalım o zaman. Aracı kullanan arkadaş, emredersiniz komutanım deyip yavaş yavaş temkinli bir şekilde ilerlemeye başladı. Güvenli bir mesafeye gelince komutan aracı durdurmasını söyledi. Araç biraz yüksek ve arazi tipi askeri araç olduğundan onlar biraz aşağıda kalıyordu. Komutan, dünkü yaşadığı olayın etkisinde olduğundan biraz dışarı kafasını uzatıp temkinli bir şekilde el fenerini onlara doğru tutup "Hey!" diye seslendi. Tepki yoktu. Birkaç defa daha seslendi. Yine tepki vermediler. Bana dönüp "Oğlum bunlar niye ses vermiyor?" dedi. Ben de "Abi!" diye seslenince bir anda bize döndüler. Abimlerin ve hocanın kılığında üç şerliydi bunlar. Gözlerinin içleri adeta alev alev yanıyor. Korkutucu bir nefretle pür dikkat bize bakıyorlardı. Bir anda hepimiz donduk kaldık. Yavaş yavaş bize doğru ilerlerken "Assubay, bas gaza!" diye bağırdı. Bir anda gaza bastı. Araba ilerliyordu ama sanki onlar da bizim yanımızda ilerliyorlardı. Nasıl korktuğumuzu size anlatamam. Sonra bir anda şekil değiştirip kurt gibi değişik bir yaratığa dönüştüler. Korkumuz daha da artmıştı. O karın sisin içinde koşturuyor, ara ara el fenerinin ışığı vurdukça görünüyorlardı. Onlar bizi takip ettikçe yolu zar zor görüp kaza tehlikelerini atlatmamıza neden oluyorlardı. Epey bir yol gelmemize rağmen hala peşimizde homurtu sesleri çıkarta çıkarta kovalıyorlardı. Gittikçe sayıları da artıyor. Her kovalayan yaratık farklı şekillere girip peşimize takılıyordu. Arada bir arabaya atılan taş seslerini duyuyorduk. Korkudan hepimiz bağıra bağıra dualar okuyorduk. "Allah'ım yardım et, kurtar bizi!" diyorduk. Biz okumaya başlayınca onlar gözden kaybolmaya başladılar. Biz de yolu o korkuyla ne kadar hızlı gittik hatırlamıyorum. Abimlerin aracının yanına yaklaşmıştık. Onlar da sesi duyunca dışarı çıkmıştı. El fenerini onların yüzüne tutup besmele çekmelerini istedik. Besmele çekip "Merak etme asker kardeşim, biz onlardan değiliz." dedi hoca. Araçtan indik. Ben abimlerin yanına gittim. Onlara sarılıp teşekkür ettim. Biraz da hasret giderdim. Hal hatır sorduktan sonra hocamın ellerine sarılıp "Hocam durum çok kötü. Umudu da zapt edemez olduk." Ellerini bağladık. Arkadaşlar da devamlı başında. Bu ne illetse önce ona sonra hepimize musallat oldu. Hoca "Tamam, Allah'ın izniyle bu durumu çözeceğiz." dedi. Hepimiz sıkışarak da olsa araca doluştuk. Çok şükür sağ salim kazasız belasız karakola gelmiştik. Karakolda da bir sorun görünmüyor. Umut odada baygın bir şekilde yatıyordu. Hoca arabadan indikten hemen sonra abimleri de alarak bir şeyler okuya okuya gireceğimiz binanın etrafını elindeki poşetteki bir tozla çevrelemeye başladı. Ben ve yanımda bulunan arkadaşlar şaşkın şaşkın izlemeye başladık. İşleri bitince hocaya sordum. "Hocam ne yapıyorsunuz böyle? Niye binanın etrafına bu tozu döktünüz?" dedim. "Bu tozla bu binayı mühürledim. Bina içine giremezler ama
Siz de bu beladan kurtulana kadar bu çevrelediğim tozun dışına çıkmayın dedi. Biz dünkü as subayın olayını ve buraya gelirken başımızdan geçenleri anlattık. Hoca o kulenin olduğu tarafa doğru yöneldi. Biraz etrafa bakınıp kulenin içine girip dışarıya doğru dikkatli dikkatli baktı. Şaşkın bir şekilde bize dönüp onların burada olmasının sebebi hepinizsiniz dedi. Biz de bir anda şaşırıp kaldık. Birbirimize baktık. Ben, hocam biz ne yaptık dedim. Hoca, gel de bak dedi bana. Yanına doğru ilerledim. Dışarı baktığımda, yerlerde, içerisine idrar yapılmış su şişeleri, kiminin kapağı kapalı, kiminin kapağı açılmış, etrafa saçılmış, gelişi güzel atılmış, cips kapları, diğer yiyecek artıkları. Ben olayı orada anlamıştım. O kuledeki nöbetler biraz uzun tutulduğu için orada nöbet tutan askerler şişeleri ve diğer çöpleri oraya atmışlar. Gördün mü evladım dedi. Ben de başımı öne eğip mahcup bir edayla gördüm hocam dedim. Daha sonra hoca, onlar pis ve kirli yerleri mesken tutarlar. Yediğiniz yiyeceklerin artıklarıyla beslenirler. Siz oralara bunları atarak onların buraya gelmesine yol açmışsınız. Zaten burası etrafında yerleşim yeri olmayan tenha yerler. Onlar da insanın olmadığı ya da insanın az olduğu yerleri tercih ederler. Bilmeden yaptığınız bu hata birinizin canına mal olabilirdi. Herkesin kafası utançtan yere indi. Ama tabii siz onlara zarar vermediğiniz sürece onlar size zarar veremez. Ama bu olayın içerisinde farklı bir durum var. Hoca yanına Erdal abimi çağırıp bir şey dedi. O da Sait abime gidip bir şey dedi. Ben iyicene meraklanmıştım. Abimin yanına sokulup ne oldu abi, ne konuşuyorsunuz dedim. Hoca burada çok güçlü bir cin kabilesinin olduğunu, işimizin çok zor olduğunu, bu gece 2-3 gibi hocanın onlarla konuşacağını, hoca da kimse korkmasın diye burada açıklamadığını söyledi. Ben de durumu komutana anlattım. Hoca birkaç malzeme gerektiğini söyledi. Bunlar bakır tepsi, örtü ve bir bıçaktı. Gece olmuştu. Hoca odanın ışıklarını kapattı ve çantasında bulunan mumları çıkartıp yaktı. Umut'u da alıp odanın ortasına oturtmuş, etrafına daire çizmişti. Önüne de su dolu bakır tası alıp yanımda iki kişi kalsın dedi. İçeri girmeden önce de her ne duyarsanız duyun, her ne olursa olsun içeri girmeyin ve binadan da kimseyi dışarıya çıkarmayın diye tembih etti. Ben ve komutan da dışarı çıkmıştık. İçeride iki abim kalmıştı. Bundan sonrasını Sait abim anlatıyor. Hoca örtüyü Umut'un üzerine örttü. Parmağına elindeki bıçakla ufak bir çizik atıp bakır kaptaki suyun içine damlattı. Bir şeyler fısıldamaya başlayınca bakır tas içerisindeki su fokurdamaya, Umut'la titremeye başladı. Hoca okumaya devam etti. Bağırarak okumaya başladığı anda bir anda Umut'un titremesi durdu. Hoca ikimize Umut'un kollarından tutmamızı işaret etti. Kollarına yapıştık. Umut'un içindeki şerliğe kalın ve hırıltılı bir sesle ''Seni pis bataklık balcı, o benim, onu benden kimse alamaz.'' diye bağırdı. ''Hoca, seni haris için, hemen terk et bu bedeni, yoksa sonun iyi olmaz. Sen mi bana zarar vereceksin aciz çamur, yoksa bu kolumdan tuttukların mı bana zarar verecek? Hoca, Allah'ın izniyle seni o bedenden söküp alacağım. Ne istiyorsun bu insanlardan? Ey Adem'in soyu, sen bilmez misin bizim nerede yaşadığımızı? Pisliklerini ortaya saçarak onlar bizim buraya gelmemize sebep oldular. Burayı mesken tuttuk ama hiçbirine dokunmadık. Ta ki onlar bizden birine dokunana kadar. Hoca, onlar sizden birine nasıl zarar verdi diye sordu. Bu vücuduna girdiğim balcık, benim çocuğumun üzerine elinde tuttuğu bir şeyle idrarını döktü. Çocuğumun üzerinde çok kötü yaralar açtı. Neredeyse ölecekti. Eğer çocuğum ölseydi, onu o dakika parçalarına ayırırdım. Sonra ben onun gözüne görünüp korkuttum. İntikamımı alıp her zerresini tırnaklarımla ezmeden bu bedeni terk etmeyeceğim. Hoca, ama çocuğun ölmemiş. Neden daha peşini bırakmadın? Benim çocuğum ne yaşadıysa onlar da yaşayacak. Onlar da acı çekecek diye bağırdı. Hoca, onlar senin alemini göremez. Yaşadığın yeri bilemez. Onların bu konuda bir suçu yok.
Eğer buradan gitmezseniz hepinizi sönmez ateşlerde yakarım. Burayı terk edeceksiniz. Umud'un vücudundaki şerli, pencerenin dışarısına işaret edip binanın etrafını saran şerlileri gösterdi. Senin bize gücün yetmez ey Adem'in soyu. Buralarda ölüp gitmek istemiyorsan git bu yerden. Yoksa sonun elimizden olur. Burada daha ne kadar dayanacağınızı sanıyorsunuz dedi. Dışarıda karakolun önüne bağlı olan köpeklerden birini parçalayıp camdan içeriye attılar. Camlara ve çatıya taşlar yağmur gibi yağmaya başladı. Binada koruma olduğu için yaklaşamıyorlardı. Ama dışarıdan başka şeyler atarak zarar vermeye çalışıyorlardı. Hoca olanlara aldırmadan Şerli ile konuşmaya devam etti. Güç Allah'tandır. Ey melun diyerek bağırarak bir şeyler okumaya başladı. Dışarıdaki o kalabalık korkunç sesler çıkartarak kaçışmaya başladı. Hoca öleceksin. Çık bu bedenden diye bağırdı. Şerli bedel ödenene kadar çıkmam. Ben ölsem de diğerleri peşinize bırakmaz. Biliyorsun dedi. Hoca başka bir dilde hararetli konuşmaya devam etti. Bu konuşmalar sabaha karşı hava aydınlanmaya yakın bitti. Sonra Umut bir anda yere yığıldı. Ağzından kara bir duman çıkıp odanın karanlık bir tarafına ilerleyip kayboldu. Hoca bize dönüp bitkin ve mutlu bir ifadeyle içeri çağırabilirsiniz arkadaşlar dedi. Halim anlatıyor. İçeri girdiğimizde Umut yerde baygın yatıyordu. Hocayı da bitkin, terlemiş bir halde bulduk. Abimler de gördüklerinden dolayı yüzleri bembeyaz olmuştu. Hocaya ne olduğunu sordum. Hoca onlardan kurtulduğunu söyledi. Biz hocayla konuşurken Umut yavaş yavaş ayılıp kendine gelmeye başladı. Hoca Umut'a nöbet tuttuğu gece ne yaptığını saklamadan anlatmasını söyledi. Umut mahcup bir şekilde ''Hocam nöbet çok uzundu. O gün yerime geçecek bir arkadaş da yoktu. Ben çok sıkışmıştım. Orada su içtiğimiz şişenin bir tanesine ihtiyacımı giderip kuleden aşağıya döktüm. O ara kulağıma bir çığlık sesi geldi ama anlam veremedim. Karşı tarafa döndüğümde gözleri alev alev yanan bir şey beni ilgiliyordu. Gerisini zaten siz biliyorsunuz dedi. Hoca, böyle şeylere dikkat edin. Her bulunduğunuz yere tuvaletinizi gidermeyin. Bu seferlik kurtuldun çok şükür deyip ona bazı duaların yazılı olduğu bir kağıt verdi. Bunları okuyacaksın dedi. Umut, Allah razı olsun hocam, hakkınız ödenmez diye elini öptü. O gün kurtulmanın da getirdiği mutlulukla hep beraber mutlu ve huzurlu bir kahvaltı yaptık. Umut, hocanın dediklerini bir hafta boyunca eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Bu olaydan sonra zaman içerisinde hepimizin görev yeri sırayla değişti. Çok şükür yeni yerimde böyle bir olay yaşamadım. Sessiz olun, çevrenizi pis tutmayın. Bir yere bir şeyler atarken iki defa düşünün. Allah'a emanet olun. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Sercan. Yaşanan olay 2004 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaşanmıştır. Biz Diyarbakır'ın güzel, şirin bir ilçesindeyiz. Dağlara yakın köyleri olan bir ilçe burası. İnsanların geneli hayvancılıkla uğraşır. Bu hikaye bizzat dedem tarafından bize anlatıldı ve inanın ki hala aklıma gelir. Oralardan geçtikçe üzerinden kaç sene geçti anlatalı ama hala unutmadım bu hikayeyi. Hatırladığım kadarıyla dedemin ağzından hikayeyi anlatmaya çalışacağım. Dedemler dağ oduna giderler gece yarıları. Bütün köyün gençleri toplanır. Herkes kendi evinin ihtiyacı olan odununu toplar ve o kadar uzun yol giderler ki gece 2'de yola çıkıp sabah 6'da anca varıyorlar. Bir gün yine herkes toplanıp anlaşmış ve yola koyulmuşlar. Saat 3 suları. Bu sefer her zaman gittikleri dağa gitmemişler. Değişiklik olsun diye başka, uzak bir köyün dağına gitmeye karar vermişler. Arkadaşlarıyla gırgır şamata yapa yapa arada dinlenerek varmışlar. Vardıklarında saat 9.30 olmuş. Dedemin içinde o gün bilmediği bir sıkıntı varmış ama ortama ayak uydurmaya çalışıyormuş. Neyse, herkes baldırları çıkarıp kesmeye başlamış.
Herkes bir yere dağılmış. Aradan biraz zaman geçtikten sonra üç silahlı kişi gelmiş yanlarına. "Ne yapıyorsunuz lan siz?" deyip bağırmaya başlamışlar. Aralarında en büyükleri bizim köyden Sabri diye bir amca. "Sabri abi gelmiş. Buyurun beyler, neden bağırıyorsunuz?" demiş. Adamlar hala sesini yükselterek, "Siz bu odunları neden kesiyorsunuz? Burası bizim, biz bakıyoruz." demiş. Sabri abi de tatsızlık çıkmasın diye, "Tamam, sakin olun, bilmiyorduk sizin olduğunu." demiş. Yine de kestikleri odunları almak için söylemişler ama adamlar o kadar ısrar etmelerine rağmen odunları vermemişler. Nihayetinde dedemler odunları alamadan elleri boş bir şekilde yola koyulmuşlar. Dedemler 13 kişiymişler. Bir çeşmenin başına gelmişler. Su içip eşeklerin, atların su ihtiyacını gidermişler. Oturup düşünmüşler. Ne yapıyoruz beyler?" dedi Sabri abi. Herkes birbirine bakmaya başladı. Saat 11 olmuştu. Kimisi bu saatten sonra odun falan çıkarılmaz dedi. Kimisi "Ben gidip ilçeye yakın dağdan odun çıkaracağım. Oradan eve gidelim." dedi. Sıra bize geldi. Ben, Sabri abi, Abdullah, Nurullah Hoca ve Mehmet kaldık. Biz de gelmişken buradan kesip öyle dönelim dedik. Kalanlarla koyulduk yola ve en yakın dağa gittik. Eşeklerimizi bağladık. Başladık odun çıkarmaya. Bu arada içimdeki sıkıntı hala devam ediyordu. Bir süre sonra Nurullah yanıma geldi. Üzgündü. "Ne oldu?" "Hayırdır Nurullah?" dedim. "Baltam kırıldı." dedi. "Dert ettiğin şeye bak. Sana da yükünü tamamlarız." dedik. Neyse, hepimiz yüklerimizi tamamladıktan sonra bağlamaya başladık. Bismillah deyip koyulduk yola. Gün artık yüzünü saklamaya başlamıştı ve biz de şakalaşarak, konuşarak eşeklerin ardından yürüyorduk. Köprünün yakınlarına gelmiştik. Eşekler önümüzden yaklaşık 50 metre kadar uzağımızda yürüyorlardı. Karanlık çökmüştü. Eşekleri zor seçebiliyorduk. Köprüye gelince Mehmet'in eşeği yüke daha fazla dayanamayıp olduğu yerde çatladı. Nurullah Hoca Mehmet'i teselli ederken biz de belki ölmemiştir diye iyice kontrol ettik. Ama ölmüştü. Sabri abi yükü ağır geldi galiba. Ondan dayanamadı. "Zaten yaşlanmıştı." dedi. Herkes kabullendi ama benim tuhafıma gitmişti. Çünkü yükün altında düşen eşeklerin öyle durması mümkün değildi. Ayağımın altında bir sıvı hissettim. "Sudur herhalde." dedim kendi kendime. Aman Allah'ım, bir de ne göreyim. Ayaklarımın altı hep kan olmuştu. Bizimkilerle aramda 5 metre vardı. "Hey millet, buraya bakın." dedim. Çakmağımı yaktığımda herkes şok olmuştu. Eşeğin karnı paramparça olmuş, bütün organları dışarıya atılmıştı. "Bu nasıl olur?" dedik. İlk önce aklımıza kötü bir şey gelmedi. Kötü düşünmedik. Sabri abi de odun karnına battı herhalde. O şekilde deşildi deyip diğerleri de Sabri abiyle aynı düşüncedeydi. Ama benim içim hiç rahat değildi. Odun bassa bile organların öyle dışarı atılması mümkün değildi. Neyse, yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. Saat 9 olmuştu ve bizim yolumuz daha uzundu. Aradan bir 40 dakika falan geçti. Yolda bir şey belirdi. Yanına vardığımızda Nurullah Hoca'nın eşeği beyazdı. O yüzden "Bu benim eşeğim." deyip hızlıca ilerledi. Gittiğimizde Nurullah Hoca şok olmuştu. "Ne oldu?" dedik. Ağzından şunlar döküldü. "Şuna bakın." dedi. "Aman Allah, eşeğin 4 ayağı kesilmiş, gözleri yuvasından çıkartılmıştı." Nurullah Hoca namazında niyazında bir insandı. "Sabri abi, bu hiç normal değil." dedi. Biz de orada donup kalmıştık. O esnada Abdullah "Diğer eşeklere bakalım." dedi. Koşmaya başladık ama hiç kimsenin eşeği ortalıkta yoktu. Aramaya karar verdik. Yaklaşık yarım saat aradıktan sonra tepede ışıklar belirmeye başladı. Hepimiz çok korkuyorduk. "Sabri abi, koşun arkadaşlar. Bakın, tepede insanlar var." dedi. Bizim aklımıza da
Çobanlar falan geldi ve koşmaya başladık. Tepeye doğru ve epeyce yorulduktan sonra tepeye vardık. Sağa sola baktığımızda hiçbir şey göremedik. Bu insanlar nereye gitti? Daha doğrusu ışıklar neydi demeye kalmadan çalıların içinden iki kıpkırmızı göz belirdi demeye kalmadan Nurullah Hoca'ya saldırmaya başladı. Hepimiz elimize geçen her şeyle müdahale etmeye çalışıyorduk. Sonunda kaçmıştı ama Nurullah Hoca'nın kolu parçalanmıştı. Nurullah Hoca o can havliyle sure okumaya başladı. Bize, arkadaşlar, cinler bize musallat oldu. Herkes dua etsin dedi. Hızlıca tepeden inmeye başladık. Yola vardık. Abdullah ve Mehmet aklını neredeyse yitirmeye başlamıştı. Ve ben hala şoktaydım. İçimde çok büyük bir korku vardı. Ben bu şekilde düşünürken o ışıklar yolumuzun üzerinde önümüzde gözükmeye başladı. Nurullah Hoca duayı sesli okumaya başladı. Avazı çıktığı kadar bağırarak okuyor. Birden ışıklar söndü. Biz kurtulduğumuzu sanmıştık. Sağ tarafımızda kulağımızı sağır edercesine kadın çığlığı geldi. Ama nasıl korkunç bir ses. Resmen kulağımızda çınlıyordu. Kulaklarımızı kapatıp koşmaya başladık. Biz koştukça peşimizden sanki bir ordu koşarcasına ayak sesleri geliyordu. Koşun arkadaşlar, koşun dedi Sabri abi. Epey koştuktan sonra soluklanalım, öleceğiz yoksa dedi Nurullah Hoca. Herkes olduğu yerde durup birbirine sarılmış korkuyla etrafa bakıyordu. Abdullah sanırım başımızdan gittiler dedi. Biz de o esnada Nurullah Hoca'nın kolunu sardık. Çok acı çekiyordu, bunu görebiliyorduk. Yavaş adımlarla yürümeye başladık. Saat 11 oldu. Biz hala dağdaydık. Hafif bir ışıltı gördük. Evet, bu bir köydü. Sevindik. Kurtulduk diye ilerlemeye başladık. Ama o da ne? Arkamızdan kahkaha atan bir bebek sesi geliyordu. Çok korkunçtu. Bu korkuyla Abdullah aşağıya, Mehmet ise yukarıya doğru kaçmaya başladı. Ben, Ramazan, Nurullah Hoca ve Sabri abiyle beraber kaldık. Abdullah ve Mehmet'e durun gitmeyin desek bile uzaklaşmaya başladılar. Nurullah Hoca sureleri okumaya devam ediyordu. Bebek sesi birden ağlamaya başladı ve ileriye uzun uzun bakınca aman Allah'ın 12 tane kara, uzun ve gözleri kocaman varlıklar bize doğru gelmeye başladı. Tam kaçacakken Nurullah Hoca durun dedi. Biz de birbirimizin arkasına sığınmaya çalışıyorduk. Nurullah Hoca bunlara bir şeyler söylemeye başladı. Sanırım bizden ne istediklerini soruyordu. Onlar da Nurullah Hoca ile konuşuyordu. Fakat biz ne konuştuklarını anlamıyorduk. Nurullah Hoca ile bir şeyler konuştuktan sonra bunlar gitmeye başladı. Köye varana kadar birbirimizle konuşmadan tedirgin bir şekilde hızla ilerledik. Her an bir şey olacakmış gibi sağımıza solumuza bakıyorduk. Belki Abdullah'la Mehmet'i buluruz diye ama hiçbir iz yoktu. Işıkları görünen köye vardık. Köylüler yabancı olduğumuzu fark edince iki kişi yanımıza geldi. Nurullah Hoca'nın kolunu görünce hemen toplandılar. Bizi eve götürdüler. Karnımız açtı ama yemek boğazımızdan geçmiyordu. Sonra Nurullah Hoca'ya sormaya başladık. Onlarla ne konuştun diye. Nurullah Hoca, içimizden biri bunların incir ağacının arasında yetişen bazı odunları kesmiş dedi. Sabah köylüler bizi ilçeye bıraktı. Mehmet'i baygın halde yolda bulmuşlar. Abdullah'tan ise hala hiçbir iz yoktu. Bütün aramalara rağmen Abdullah bulunamadı. En son çare jandarmaya haber verdik. Fakat Abdullah'ı bulan olmadı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu videoda defini arayan insanların başından geçen garip olayları anlatacağım. Muğla'nın bir köyünde çiftçilik yaparak geçinen biriyim. Olayı aslında pek anlatmak istemiyorum. Ama ne zaman anlatıp yarım bıraksam kabuslar görüyorum. 1978 yılının 18 Haziran gecesi Mustafa ve Vedat isimli arkadaşlarımla
Defini aramak amacıyla bir köye gitmeye karar verdik. Köyde, üç hane dışında, diğer evler boş. Köy gündüzleri efsane güzel, ancak geceleri zifiri karanlık ve ürpertici oluyor. Biz hem maddi durumumuz kötü olduğu için hem de zengin olma hayaliyle define işleriyle uğraşıyorduk. Bu köyü de define aramak amacıyla gözümüze kestirmiştik. Bildiğimiz kadarıyla köy birkaç yıl önce bir cin vakası yüzünden terk edilmiş. Tabii biz bu konuya pek fazla takmıyorduk. Köye akşamüstü gidelim dedik ama karanlığa kalmak istemediğimiz için acele ediyorduk. Köye vardık. Ancak ölüm sessizliği var. Evlerin çoğu kırık dökük. Sağlam olanlar da var ancak yine de görünüşleri ürperticiydi. Köyün ortasında büyük bir kavak ağacının altında yaşlı bir amca gördük. Yanına gidip köy hakkında bilgi almak istedik. Malum jandarmaya ihbar edecek birileri olur korkusuyla. Dayı özellikle bizi görünce mutlu oldu. Oğullarım hoş geldiniz dedi. Dayıya köy hakkında sorular sorduk. Dakikalarca sustu, pek cevap vermedi. Sonra karnınız aç mı dedi. Biz aç değildik ama köy hakkında biraz daha bilgi almak için açız dedik. Bizi evine götürdü. Evin bahçesinde mezarlar vardı. Çocukları ve karısıymış o mezardakiler. Dayı içeri davet etti ama evin içi inanılmaz rutubet kokuyordu. Ben bir ara evin dışında olan tuvalete gittim. İhtiyaç gidermek için. Tuvaletin duvarlarında Arapça kelimeler yazıyordu. İşimi hallettikten sonra hemen eve girdim. Bizimkiler sofraya oturdu dayıyla. Dayı kuru fasulye yapmıştı. Afiyetle yedik. Yemek sırasında dayı kendi kendine gülüp duruyordu. Şizofren gibi hareketleri vardı. Mesela soğan kabuklarını cebine dolduruyordu. Bize de siz soğan yemeyin diyordu. Duvarlara nazar boncukları dizmiş. Artık boya mı kan mı belli olmayan yazılar da vardı. Zaten ev bayağı küçük olduğu için insan nefes almakta zorlanıyordu. Artık kalkma vakti gelmişti. Biz kalkmak isteyince az önce bize yemek verip konukseverlik gösteren dayı durup dururken bize küfürler yağdırmaya başladı. Yaşlı insan aklı gelip gidiyor diye dediklerine aldırmadan evden çıktık. Köy meydanına geldik. Bildiğimiz kadarıyla define köyde bir evin bahçesindeydi. Define arayacağımız evi bulduk. Ev terk edilmiş olduğu için rahattık. Hava kararmıştı. El feneriyle aydınlattık kazacağımız yeri. Başladık kazmaya. O an evin kapısı açılıp kapandı. Acaba evde yaşayan biri mi var korkusuyla el fenerlerini kapattık. Ancak bir süre bekledikten sonra yine kazmaya devam ettik. Biz kazmaya devam ederken evin kapısı tekrar açılıp kapandı. Arkadaşlarıma siz kazın, ben bir bakayım dedim. El fenerini alıp eve yaklaştım. Üst katın penceresinde birini gördüm. Ya da o an psikolojik olarak görmüşüm gibi geldi bana. Net değildi. Camdan dışarı bakıyordu. Beni görünce içeri girdi. Ben de içeriye girecektim ancak kapı kilitliydi. Camdan gördüğüm kadarıyla evin her yeri pislik içindeydi. Az önceki ses nereden gelmişti anlayamadım. Çünkü evin kapısı kilitliydi. Çaresizce tekrar geri döndüm. Kazmaya devam ettik. 5-10 metre kadar kazdık. Arkadaşlardan bir tanesi evin bahçesindeki erik ağacından erik yemeye başladı. Biz hem kazıyor hem de muhabbet ediyorduk. Evin camları kırılmaya başladı. Ağaçlık alandan birinin koştuğunu gördük. Ben aletleri toplayıp oradan uzaklaştık. Köy meydanına varmak üzereydik. O dayıyı gördük. Bizi bekliyordu. Elinde tüfek vardı. Bizi görünce havaya ateş açtı. Biz de ters yöne kaçmaya başladık. Eski, terk edilmiş bir evin içine sığındık. Allah'tan kapısı açıktı. Eve sığınmıştık ama iyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorduk. Evin üst katından sesler geliyordu.
Evin içindeki sesler iyice artmıştı. Camlara birileri taş atıyordu. Camların hepsi kırıldı. İyice korkuya kapıldığımız için evin içinden çıkıp koşmaya başladık. Köyün çıkışına kadar sanki yanımızda birileri koşuyormuş gibi bizi kovaladılar. Allah'a şükür köyün hudutlarının dışına çıktığımızda peşimizi bıraktılar. Daha sonra o köyle ilgili araştırma yaptık. O köyde aslında kimse yaşamıyormuş. Bize yemek veren dayı kimdi bilemiyorum. Define ararken onları rahatsız ettik. Size tavsiyem, bilmediğiniz yerlere araştırma yapmadan gitmeyin. Bu hikaye bu kadar. Şimdi başka bir definecinin başından geçen olayları anlatmaya başlıyorum. Define ararken benim de başımdan 2-3 farklı doğaüstü olay geçti. Çanakkale merkezde yaşıyorum. 26 yaşındayım. Küçüklüğümden beri define işlerine gönül vermiş birisiyim. 3 arkadaşımla birlikte hem zaman geçirmek hem de macera yaşamak için yıllardır define arıyoruz. Dağlar, tepeler, ovalar, mağaralar falan. Neyse, kim şurada bir şey var derse biz orayı kazmaya gidiyoruz. Yine bir gün sağdan soldan duyduğumuz bir yere gitmek için karar verdik. Kilitbahir köyünde bir yer. Saat 3.30'da kazmaya başladık. 2 metre kadar yer kazdık. Tam taşı kaldırıp gömüyü alacaktık ki bir anda biri belirdi yanımızda. Gelen kişi tuhaf birisiydi. Sanki deli gibiydi. O parayı ellemeyin. Olduğu gibi yeri kapatın ve gidin. Zarar görürsünüz dedi. Ve birden geldiği gibi gitti. Biz yine de alacağımızı alıp oradan ayrıldık. Bu başımdan geçenlerden bir tanesi. Başıma gelen ikinci hadise de yine Kilitbahir'de yaşandı. Eski bir çeşme yanında biz yine 3 arkadaş define olduğu söylenen yere gittik. Saat gece 12'de son gemi kalkıyordu Kilitbahir'den. Arkadaşlarla kazmaya saat gece 3 ya da 4 gibi başlarız diye tahmin ediyorduk. Mevsim de yazdı. Saat sabaha karşı 4 olmuştu. Kazıya başlamak niyetiyle çeşmenin oraya gittik. Bir tavır asker o çeşmeden abdest alıyordu. Biz de çaktırmamak için sanki abdest alıyormuş gibi sıraya girdik. Onlarla beraber abdest aldık. Sabah namazını kıldık. Onlar kayboldu. Biz de kazmadan geri döndük ve bir dağda Gelibolu Yarımadası'nda define aramamaya yemin ettik. Başımdan geçen üçüncü tuhaf olaysa Çanakkale'nin Dümrek köyünde oldu. Gece yarısı saat 4 civarı. Köy oldukça eski, köklü bir köy. Biz ne bilelim, orada Detlit denen bir yer varmış yolun üstünde. Saatine denk geldin mi sana görünüyorlarmış. Köye yakın bir yere geldik ki ne görelim. Ağaçta bir gelin salıncak kurmuş sallanıyor. Ne anlatılır, ne yaşanır. Tüylerimiz diken diken oldu. Gelin diyoruz çünkü bembeyazdı. Ama nasıl anlatsam o anki yaşadığımızı şimdi yazarken bile aklıma geliyor, korkuyorum. Köy meydanına zor attık kendimizi. Arabadan iner inmez meydandaki kahvenin önünde aldık soluğu. Biraz orada oturup bekledik. Kahveci geldiğinde orada gördüğümüz gelinin arada gözüktüğünü anlattı bize. Allah kimseye yaşatmasın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merhaba, benim adım Cavidan ve üniversite 3. sınıfı bitirmek üzere. Size burada anlatmak istediğim olay bundan yaklaşık olarak 4 yıl önce gerçekleşti. Burada dinlediğim bazı olayların aksine ben onları ne gördüm ne de konuştum. Daha ne anlatacaksın o zaman derseniz, bu benim ve lise sonda kaldığım 30 kişilik pansiyondaki dostlarımın yaşadıkları. Lise sona geldiğimde aile, dershaneye yakın olma ve etütleri kaçırmamam için beni küçük bir pansiyona kaydettirdi. Önceden klinik olarak kullanılan bina bir kurum tarafından kiralanmış ve dershanenin öğrencilerini barındırmaya başlamış. Okul Eylül'de açılıp yurda yerleşince ilk önce arkadaşlarla kaynaşmayı reddettim. Çünkü benim kitaplarımdan başka dostum yoktu. Ancak yurttaki arkadaşlar
O kadar samimi ve ikram sahibiydiler ki kısa sürede onlardan birisi olmamak elde değildi. Sizin zamanınızı fazla almak istemiyorum ve asıl olaya geliyorum. Hafta sonları çoğu öğrenci evine gittiğinde yurt hiç olmadığı kadar sessiz olurdu. Yine sıradan bir hafta sonu yurtta sadece 8 öğrenci ve bizim de yemeklerimizle, temizliğimizle ilgilenen 30'lu yaşlarında hiç evlenmemiş ve benim en iyi dostum olan Selvi kalmıştı. Saat gece 12 gibi o yemekhaneyi temizler ve evine giderdi. Ancak birkaç gün önce binadaki kapıcının oğlu kızları rahatsız ve taciz ettiği için gitmemiş ve kalan 8 öğrenciyi göz kulak olmuştu. Ne olur ne olmaz diye. Birkaç nöbetçimiz vardı ama o hafta sonu açık öğretim sınavı olduğu için sınava gitmişler ve yurtta kimse kalmamıştı. Ben o hafta sonu evime gitmemiş Selvi ile kalmaya karar vermiştim. Selvi akıllı kadındı. Yurtta arta kalan ekmekleri biriktirir ve pazarda bir kadına verir, ondan ekmek karşılığında köy yoğurdu alırdı. Böylelikle hem ekmekler israf olmaz hem de öğrenciler taze yoğurt yerdi. Ama bir hafta Selvi'nin ekmekleri verdiği kadın pazara gelmemişti ve yurtta tam 2 haftalık bayat ekmek birikmişti. Koca çöp torbalarıyla 2 paket, tam hatırlamıyorum, ya cuma ya da cumartesi gecesi yemekhaneyi beraber temizlemiştik. Ekmekleri de mutfak olarak kullanılan odanın en köşesine koymuş ve ayak altından onları çekmeye çalışmıştık ama yine de çok fazla vardı. Selvi ışığı söndürdü ve mutfağın kapısını kapattı. Tam kilitlemek üzereyken şarj aletini içeride unuttuğunu fark etti. İçeri girmek için kapıyı tekrar açmaya çalıştığında biraz zorlandı. Kilitledik herhalde deyip anahtarla kontrol ettik ama kapı kilitli değildi. Bu kez ikimiz birlikte açmayı denedik ve sonunda başardık. Ancak gördüklerimiz bizim dehşete düşmemize ve oradan koşarak kaçmamıza neden oldu. O geceyi hala unutamıyorum. Odanın diğer ucuna yığdığımız bayat ekmekler tam kapının önünde, ayaklarımızın dibindeydiler. Sadece birkaç saniye geçmişti. Daha kapıyı kilitlememiştik bile. Ama odanın ta diğer köşesinde bıraktığımız onca ekmek birden kapının önünde birikmişti. Işık da açıktı. Oysa ki Selvi kapattığına yemin bile ediyordu. Bunu gördükten sonra koşarak çıkışın yanındaki müdüriyete sığındık. Burası yemekhane en uzak odaydı. Tüm ışıkları açmıştık. Koridorları, odaları, merdivenleri. Selvi ve ben iyice korkmuştuk ve ağlamaya başladık. Güneşin doğmasına saatler kala müdüriyetteki koltuğun birinde o, birinde de ben sızmıştık. Sabah uyandığımızda diğer öğrenciler çoktan kalkmış ve kahvaltıyı kendileri hazırlamaya başlamışlardı bile. Onlara gece olanları anlatmadık. Torbaları sorduğumuzda bize verdikleri cevap kanımızı dondurmuştu. Ne torbası? Mutfakta hiç bayat ekmek yok ki. Ardından mutfağa yöneldik korkarak ve içeriye girmeden kapının dışından içeriye bir göz attık. Kapının önünde ekmek falan yoktu. Odanın hiçbir yerinde ekmek yoktu. Onu görünce ikimiz de iyice kafayı yediğimize kanaat getirdik. O zaman gece gördüğümüz şey neydi? Ya da ekmekler nasıl oraya gelmişti? Eski oda arkadaşım Hülya'ya ekmekleri siz mi dışarı çıkardınız diye sorduk. Onlar da ekmeklere dokunmadıklarını, uyandıklarında mutfağın kapısının kapalı ama kilitli olmadığını, hiç ekmek görmediklerini söyledi. Tekrar akşam olduğundaysa Selvi ile ışığı açık bırakıp aynı yatakta yatmaya karar vermiştik. Evet, küçücük bazada 2 kişi yatacak kadar çok korkuyorduk. Bizim yurtta hemşirelik okuyan Kerim adında bir arkadaşımız vardı. Dersleri ağır olduğu için sürekli çalışırdı. Yine aynı gece Kerim'e odasında ders çalışıyordu. Arkadaşları uyuduğu için ışığı kapatmış, camın kenarındaki yatağa geçip sokaktan gelen ışıkla ders çalışmaya başlamış. Aslında bir etüt odamız vardı ama yatarım birazdan diye hiç oraya gitmemiş o gece. Onun odası da benim odamın 2 solunda kalıyordu. Buradan sonrasını Kerim'e bize kendisi anlatmıştı. Ders çalışırken sırtını yatağın ayak tarafına yatağa bitişik halde olan dolaba yaslamış. Sonra dolaptan mı
Duvardan mı tam anlayamadığı bir ses duymuş. Tıpkı birisi yumruk atıyor gibi. Kerim'e dolaba daha da yaslanıp içinden mi geliyor acaba diye dinlemiş. Ama kulağını yaslar yaslamaz daha şiddetli bir sesle korkudan yatağına fırlamış. Ses dolaptan değil duvardan geliyormuş. Bizim pansiyon 3. kattaydı. Bir insanın vurması imkansızdı. Kapıcının oğlu sürekli taş atardı. Bağırıp çağırırdı ama bu ilk kez oluyordu. Kerim'e duvarı dinlemek için yaklaşmış duvarı. Ama iki defa art arda yine aynı sesi duymuş. Duvar binanın dış cephesiydi. Sesin herhangi bir odadan gelmesi de olanaksızdı. Kerim'e korkup bağırmaya başlamış ve oda arkadaşları uyanmış. Onlar da ne olduğunu anlamayıp bağırmaya ve ağlamaya başlamışlar. Biz seslerini duyup uyandık ve hemen odalarına koştuk. Yurttaki yaşça en büyük öğrenci bendim. Alt sınıfların bana abla derdi. Biz odaya girince Kerim'e ve arkadaşları koşarak bizim yanımıza geldiler. O kadar korkmuş görünüyorlardı ki neler olup bittiğini anlatamadılar bile. Onları konuk odasına götürüp su verdik. İyice sakinleşince Kerim'e ''Abla, birisi duvarı yumrukluyordu.'' dedi. Ben de sakince ''Belki odadaki kızlardan birisi uyurken bacağını ya da kolunu duvara çarpmıştır.'' dedim. Mantıklı bir açıklama gibi görünüyordu. Ama sesin geldiği duvarın dibinde sadece Kerim'in yatağı vardı. Bu olaydan 2 ya da 3 gün sonra herkes evinden dönmüştü. Ve tahmin edeceğiniz gibi yaşanan bu hadise de hemen yayılmıştı. Aradan bir hafta geçmeden herkes yaşananları unutmaya başlamıştı. Kimimiz üniversite sınavına çalışıyor, kimimiz de normal okul sınavlarını vermeye çalışıyordu. Doğal olarak yurttaki herkes normal yaşantısına dönmek zorunda kalmıştı. Ama kısa süre sonra yurttaki herkes rahatsızlanmaya ve tek tek acile apar topar götürülmeye başlandı. Öğrenciler, ben de dahil bayılmaya, yemek yememeye, yürüyememeye başlamışlardı. Hatta bu olay o kadar yankı buldu ki çoğu gazeteye çıkmıştık. İlçe gazetesine, hatta yerel gazetelere de hastanenin acili bizim yurdun öğrencisiyle kaynıyordu. Her gece birisi bilincini kaybediyor ve hastaneye kaldırılıyordu. Her gece ambulans seslerini duyuyordum. Her Allah'ın gecesi sıradaki kim olacak diye bekliyordum. Ben de rahatsızlanmamak için her gün dua ediyordum. Çünkü arkadaşlarım ölü gibi yaka paça ambulansa bindiriliyor ve gidip hiç gelmiyorlardı. Ama ben de tıpkı onlar gibi hastalandım ve tam bir cehennemde serum üzerine serum veriyorlardı. Ağrı kesiciler olmadan uyuyamıyordum. Uyandığımda da kabuslar peşimi bırakmıyordu. Yemeklerimizi incelediler. Sonra içtiğimiz suyu. Bu çok basit bir zehirlenme gibi görünmüştü ilk başlarda. Ama gerçek çok sonra ortaya çıkmıştı. Bütün bu zaman boyunca içinde bir ceset olan su deposunu kullandığımızı kimse tahmin edememişti. İçme suyumuzun geldiği depoda bir hayvan günler öncesinden ölmüş ve bizim zehirlenmemize neden olmuştu. Evet, biliyorum. Bu her şebekede olabilecek bir hadise. Ama deponun ağzı kapalı ve sadece dışarıdan açılabiliyor. Üstelik içinde bir hayvan cesedi bulduklarında kapağı da kilitliymiş. Yani ya hayvan oraya birisi attı ya da hayvan içine düştükten sonra kapağı kendisi kapatıp dışarıdan kilitledi. Bu iki ihtimal de çürütüldü kısa süre sonra. Nasıl mı? Hayvan cesedi bir eşeğe aitti. Bu bölgede hiç kimsenin eşeği olmaz. Şehrin göbeğindeki bir su deposuna eşek girmesi imkansızdır. Ayrıca depo o kadar yüksek ki bir hayvanın oraya tırmanması bile olanaksız. Önemli bir nokta daha var ki bu depoyu kullanan onlarca hatta yüzlerce hane olmasına karşın sadece bizim yurt etkilenmişti. Diğer evlerde kimse sıkıntı yaşamamıştı. Üstelik yurdumuzda arıtma suyu içiyorduk. Direkt çeşmeden değil arıtılmış. Bütün bu olanlar dışarıdan birisine bir dizi talihsiz olayın art arda gerçekleşmiş sonucu olmuş gibi görünüyor ama bizim sinirlerimiz iyice bozulmuş ve psikolojimiz alt üst olmuştu. Kimse su içmiyor, yemek yemiyor, hatta odalarından bile çıkmıyordu. Çoğu öğrenci yurdu bırakıp değiştirmişti. Bazılarımız bu kadar şanslı değildi.
Uzak şehirlerden gelenler buradan ayrılamamıştı. Bense evim birkaç saatlik mesafede olmasına rağmen eve gitmiyordum. Bizimkiler öğrenseydi eğer beni yurttan alırlardı. Bunu istemiyordum. Arada sırada Selvi'nin evine kalmaya gidiyordum. Bu iyi geliyordu. Ama son bir olay daha yaşamıştık ki bu bardağı taşıran son damla olmuştu. Yurdumuza iki giriş vardı. Birisi ana caddeye açılan ve herkesin kullandığı büyük demir kapıydı. Diğeri ise yurda nakliyat yapılacağı zaman kullanılan, arkada bir sokağa açılan, gerekmedikçe kilitli olan bir kapıydı. Hafta sonunu Selvi'de geçirmiştim. Sabah onunla yurda geliyor ve o eve giderken geri gidiyordum. Yine bir hafta sonu sabah yurda geldiğimizde kızların ön kapıda biriktiğini ve tedirgin olduklarını gördüm. O an içimden geçirdiğim şey ise yine mi olmuştu? Koşarak kızların yanına gittim ve olan biteni öğrenmeye çalıştık. O da arkadaşım Deniz anlatmaya başladı. Arzu ile Hülya sabah bir sesle uyanmışlar. Çamaşır makinesinden bir tanesi çalışıyormuş. Aldırış etmemişler ve onlar da ellerini yüzlerini yıkamak için lavaboya gitmişler. Kapıyı açınca bir sürü çöp varmış etrafta. Kızlar da birisinin şaka falan yaptığını sanmışlar. Görevliye söylemek için giderken çamaşır makinesinin önünden geçmişler. Boş bir şekilde çalışıyormuş ama büyük bir gürültü çıkartıyormuş. İyice korkmuşlar. Bağırıp çağırmaya başlamışlar. Biz de onların sesine uyandık ve buraya indik. Deniz'in anlattıkları bu kadardı. Herkes gergin ve sinirliydi. Ama Hülya'ya sorduğumuzda arka kapının açık olduğunu söyledi. Birisinin gizlice yurda girdiğini düşünmüşler ve bu yüzden çok korkmuşlar. Zaten yaşanan son olaylar bizi pimi çekilmiş bir bombaya çevirmişti. Oranın anahtarları Selvi'de ve görevliden başka kimsede yoktu. Kapıyı zorlamadan açan kim olabilirdi diye düşünmekten uyuyamıyorduk. Kapıyı açabilen ve bizi korkutmaya meraklı olan birisi varsa gece de gelebilirdi ve ben artık buna dayanamıyordum. Bir sürü dedikodu dolaşıyor diyordu. Eski bir klinik olduğu için morgdakilerin ruhları, hayaletler, odasında yemek yiyen ve yere ekmek döken öğrenciler yüzünden bize musallat olmuş cinler, kapıcının çocuğu ve daha birçok boş, delilsiz, asılsız dedikodu. Bu olayların ardı arkası kesilmeyeceği anlaşılınca yurt taşındı. İlçemizi bölen çayın diğer tarafına boş bir apartmana yerleştik. Bir süre herhangi bir olay olmadı. Ama ilçedeki tüm liseler bizim yaşadıklarımızı öğrenmiş ve bir efsaneye dönüşmüştü. Birkaç ay olağanüstü bir şey gerçekleşmedi. Ben de kısa süre sonra mezun oldum. Bütün bu yaşananlar ne bir tesadüftü ne de bir rastlantı. Ne birimiz hayalet görmüş ne de birimiz cine rastlamıştık ama o yurtta bir şeyler olmuş ve bizi çok derinden etkilemişti. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Evime giderken bugün bile hala önünden geçiyorum yurdun ve hala bomboş. Bizim bıraktığımız gibi duruyor. Bilemiyorum. Belki de birileri buranın boşken daha huzurlu olduğunu düşünüyordur. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. 1997 yılında faili meçhul bir şekilde ölen M.S. isimli doktorun hikayesi. M.S. ölmeden bir hafta önce kuzeniyle telefonda görüşmüş. Yaşadığı olayları anlatmış. Fakat kuzeni bu tür şeylere inanmadığından kendisini sallamamış. Kuzeni dediğim şahıs benim çok yakın bir arkadaşımın dayısı. Olayı bu arkadaş anlattı bana. Ölümünden bir yıl sonra fotoğraf makinesini kurcalayan kuzeni tarafından bulunmuş. M.S. tıp tahsilini yapmış. Şark hizmeti için Kars, Kağızman'a gitmiş. Kendisi tam bir fotoğraf manyağıymış. Yeni aldığı makinesini de oraya götürmüş. Kars'ta fazla yapılacak bir şey yok. Bari orada canım sıkılmasın, fotoğraf çekerim diye düşünmüş. Aradan iki ay geçmiş. Tam kışın ortası bir köyde hasta olduğunu söylemişler. Arabasına atlamış, koyulmuş yola. Yolların durumu berbat. Karda yağmış zaten. Sarzör köye varmış. Hasta olduğu söylenen kızın evini bulmuş. Fakat kız baygınmış. Bir iki ilaç vermiş. İğne yapmış. Daha sonra kızın ailesine ilçeye götürmeleri gerektiğini, bu şartlarda tedavi edilmeyeceğini söylemiş. Kızın babası, tamam
Ama yarın gidersiniz. Şimdi yollar kapanmış. Gitmeyin demiş doktora. Buna evlerinde bir odayı vermişler ve burada kalabileceğini söylemişler. M.S. kabul etmiş. Akşam odasına çekilmiş. Fotoğraf makinesiyle bir iki resim çekmiş. Ardından camın önüne bırakıp yatmış. Sabah uyanmış. Köylüler buna yemek getirmişler. Sonra tekrar kızın yanına gitmiş. Kız uyanıkmış. Fakat hiç konuşmuyormuş. Babası bu yıllardır konuşmaz demiş. Babası odadan çıkınca kız sırtını açmış ve M.S.'ye göstermiş. Kızın sırtında zincir izleri varmış. M.S. dehşete düşmüş. Ama oradakilere belli edememiş. Odadan çıkmadan önce kız usulca git buradan kaç demiş. M.S.'yi bir korku kaplamış. Ne yapacağını bilemiyormuş. Odadan çıkmış. O anda kızın babası yollar kapalı doktor. 2-3 güne açılmaz diyorlar deyince başından aşağıya kaynar sular dökülmüş. Kaçarı yok. Orada kalacak. Odasına geçmiş. Kapıyı kilitlemiş. 2-3 saat sonra bari camiye gideyim demiş. Köyden geçerken insanların değişik bakışlarını fark etmiş. Gözleri hep üstündeymiş. Fakat daha tuhaf olanıysa köyde hiç çocuk görmemiş. Camiye varmış. İçeri girmiş ama kimseler yok. Köye geri dönmüş. Kızın babasına sormuş. İmam nerede diye. Uzun zamandır imam yok. Yenisini göndermediler demiş. Fazla uzatmadan odasına çekilmiş. İyiden iyiye korkmaya başlamış artık. Bir gariplik olduğunun farkındaymış. O sırada camın önünde duran fotoğraf makinesini almış eline. Dün gece makinenin kendi kendine çektiği resmi görmüş. Donup kalmış. Kıpırdayamıyormuş. Ayağa kalkmış. Hemen odasının kapısını kilitlemiş. Herhalde makinenin ayarları bozuldu diye düşünmüş ama sabaha kadar uyuyamamış o korkuyla. Sabah olmuş yine. Buna kahvaltı vermişler. Ardından tekrar kızın yanına gitmiş. Kız tekrar sırtını açmış ve sırtının zincir yaralarıyla kaplı olduğunu göstermiş. M.S. sormuş. Yine mi dövdüler seni? Niye dövüyorlar? Kız, seninle konuştuğum için dövüyorlar. İnsanlarla konuşmam yasak. Beni yan köyden kaçırdılar. Zorla evlendirdiler. Geceleri evin önündeki incir ağacının altına bak dediği anda babası içeri girmiş. Doktor bey, gelsenle kahveye gidelim. Sıkılmışsındır demiş. M.S. kızın babasına başının ağrıdığını, yatmak istediğini söyleyip hemen odasına gitmiş. Fotoğraf makinesini almış eline. Resme bir kez daha bakmış. İnanmak istemiyormuş bu olanlara. Ama bu işin de peşini bırakmak istemiyormuş. Kızın haline acıyormuş. Onu kurtarmak istiyormuş. Makinesini rastgele fotoğraf çekecek şekilde gece moduna almış. Kimselerin ortada olmadığı bir anda makinesini ağacı görecek şekilde bir yere gizlemiş ve odasına dönmüş. Gece dışarıdan birilerinin dolaştığını duyabiliyormuş. Hatta ateşten yansıyan gölgeler odanın duvarlarına vuruyormuş. Ama kafasını kaldırıp bakamamış. Günün aydınlanmasıyla birlikte hemen fotoğraf makinesini almaya koşmuş. Alır almaz hemen odasına dönmüş. Bildiği tüm duaları okuyarak resimleri teker teker geçmeye başlamış. Sonunda o korkunç fotoğrafı görmüş. Hemen kızın odasına gitmiş. Kızı da yanına almış. Hızlı adımlarla ilerliyorlarmış. Köyün ortasına geldiklerinde camiye doğru koşmaya başlamışlar. Kız sakın arkana bakma diyormuş. Çünkü geliyorlarmış. Kendilerine camiye zor atmışlar. İkisi de korkudan ağlıyormuş. Sabaha kadar dua ederek camide saklanmışlar. Sabah yollar açılmış. Jandarma köye gelmiş. M.S. ve kızı alıp ilçeye geri götürmüşler. Jandarma erliğinin dediğine göre köyde kimse yokmuş ve evler bomboşmuş. İmamın cesedini köyün 50 metre ilerisinde bulmuşlar. M.S.'ye bir hafta izin verirler ve kendisi istirahat eder. Kuzenine telefonla olayları anlatır. Fakat kimse inanmaz. Kars'a geri döndüğü günün akşamı fotoğraf makinesinin ipiyle boğularak öldürülür. Olaydaki kız ise şu an 30'lu yaşlarında İstanbul'daki ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinden birinde yatıyor. M.S.'nin ölümünden sonra kuzeni fotoğraf makinesinin hatıra olarak alır. Resimlere bakma cesaretini ise bir yıl sonra gösterir. Resimlere baktığında ise kuzeninin anlattıklarının gerçek olduğunu görür. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum.
Selamlar. Kanalınıza abone olduğumdan beri bütün hikayelerinizi dinledim. Bunları duydukça yalnız olmadığım ve benim gibi birçok paranormal olaylarla karşılaşan insanların olduğunun farkına vardım. İsmim Hakan. Anlatacağım olay Yozgat'ın bir köyünde 2003 yılında geçiyor. Yine her zamanki gibi sabah üzerimi giyip evde olan 5-10 koyunu önüme kattığım gibi komşumuzun evinin oraya doğru ilerlemeye başladım. Okullar yaz tatilinde olduğu için ben ve komşumun çocuğu olan Cuma isimli arkadaşımla birlikte onların da mevcut olarak evde besledikleri 15-20 koyunu karıştırıp akşam boyu otlatmak üzere evlerden çıkardık. Koyunlar önde, biz arkada, yanımızdaki 3 kangal köpeğiyle birlikte sohbet ederek eşeğimizin heybesinden gelen cızırtılı radyo sesiyle birlikte yolumuza koyulduk. Koyunları yalnız mezarlık denilen istikamete doğru götürür. Oradaki otlak alana girer. Koyunlar hem daha iyi beslenir hem de sağa sola ilerlemeden orada kalırlardı. Yalnız mezarlık dediğim mevki evimize uzak olsa da oradaki otların yoğunluğu ve bolluğu bizim oraya gitmemiz için bir sebepti. Ayrıca tepenin başındaki çardak denilen eski bağ evinde oturur, hem çayımızı çorbamızı içer hem de güzel manzara eşliğinde sohbet ederek günümüzü geçirirdik. Günler böyle geçerken İstanbul'a göç eden ikimizin de ortak arkadaşı olan Uğur da köye yaz tatili için gelmişti. Uğur, Cuma ve ben ertesi gün koyunları otlatmak için kararlaştık. Ertesi gün olduğunda koyunları dışarıya saldım. Uğur da çoktan gelmişti. Uğur da elinde erzak getirmişti. Getirdiği malzemeleri alıp hemen eşeğe yükledikten sonra yola koyulduk. Cumaların evinin yanından geçerken Cuma da evden bize katılarak her zamanki gibi yalnız mezar istikametine doğru ilerlemeye başladık. Yalnız mezarlıktan bahsedecek olursak, dedelerimizin, ninelerimizin akşamları elektrikler gittiği zaman mum ışığında bize anlattıkları kadarıyla köyde bir zamanlar bir kadın yaşarmış. Bu kadının evli olmasına rağmen hiç çocuğu olmamış. Büyücülük ile uğraştığı söylenen bu kadının evine sürekli yabancı insanlar gelip gidermiş. Haliyle köylü de bu kadından şüphelenir ve dışlarlarmış. Gel zaman git zaman köyde çocuk kayıpları başlayınca köylülerin hepsi bu kadının üzerine yüklenmişler. Kadının evini aramışlar ama evde aradıklarını bulamamışlar. Köylüler kadının evinden çıkarken köyün delisi olan Deli Muammer isminde bir meczup evinin önünde büyümüş asırlık incir ağacının altını kazmaya ve deli gibi bağırmaya başlamış. Bunu gören köylüler hemen yanına vardıkları anda ağacın altına gömülmüş bebek cesetleri, kollar, bacaklar, keçi kafaları ve buna benzer bir sürü büyü malzemeleriyle karşılaşmışlar. Köylüler gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirmişler. O hırsa birlikte kadının evini ateşe verip kadını da orada öldürmüşler. Cesedini köy halkı mezarlıkta istemediği için tek başına bizim de koyunları götürdüğümüz yere gömmüşler ve hala mezarlığın yeri belli şekilde tek başına orada durur. Biz de sohbet ederek yalnız mezar mevkiine geldik. Evden oraya gelmemiz bir saati bulmuştu. Öğle sıcakları bastırmaya başlamıştı. Koyunlar hemen otlak alanların olduğu ağaçların gölgesinde hem sıcakların geçmesini bekliyor hem de karınlarını doyuruyordu. Biz de fırsattan istifade üzüm bağlarının tepesinde bulunan bağ evine geçip evden getirdiğimiz malzemeleri çıkarıp başladık öğle yemeğini yapmaya. Laf lafı açıyor, konu konuyu açıyor derken arkadaşım Uğur'la İstanbul'dan bahsedip eskileri yad ettik. Sohbet ettiğimiz esnada uzaktan gördüğüm yalnız mezar gözüme çarptı. Tam bu sırada Uğur, "Vay be, yalnız mezar, seni bile özlemişim." dedi. Oradan Cuma lafa girerek, "Neyini özledim bu mendeburun mezarının?" diye çıkıştı Uğur'a. Yalnız mezardan konu açılınca üçümüz de eskilerin anlattığı hikayeleri birbirimize ardı sıra anlatmaya başladık. Anlattığımız hikayeler gerçeği yansıtmayan şeylerdi. Fakat kimse itiraz etmiyor, yalan olduğunu bildiğimiz halde oradaki atmosferin güzelliği karşısında
keyifleniyorduk. Akşam ezanının okunmasına az bir vakit kalmıştı. Yolumuz uzun olduğu için hazırlanmaya başladık. Uğur'la biz hazırlanırken Cuma da koyunları toplamak için yerinden kalktı. Biz eşyaları eşeğe yüklerken eşek birden sanki bir şeyden korkmuş gibi ürküp yalnız mezarın olduğu istikamete doğru ilerlemeye başladı. Uğur'a, Uğur koş yakala dedim. Uğur hemen korkmuş olan hayvanın arkasından koşup yakalamaya çalıştı. O sırada ben de yerde son kalan eşyaları topladıktan sonra Uğur'un bana Hakan buraya gel çabuk dediğini duydum. Kafamı kaldırıp Uğur'a doğru yöneldim. Sonradan fark ettiğimde Uğur yalnız mezar istikametine doğru dikkat kesilmiş eliyle bana sus işareti yaptı. Parmağını dudağına götürüp dinle dedi. Uğur'un baktığı yere doğru bakıyordum. Fakat koyun çanları ve sürü sesinden başka bir şey duyamıyordum. Biraz daha dikkat kesildikten sonra çocuk seslerinin geldiğini, güle oynaya uzaktan iki karaltının bize doğru yaklaştığını gördüm. O an aklıma bağ evinde birbirimize anlattığımız hikayeler geldi. O gelen iki karaltının az çok ne olduğunu kestirebiliyorduk. Uğur ve ben küçükken Kur'an kursundan öğrendiğimiz duaları okumaya başladık. Duaları okurken de bir yandan kaçıyorduk. Koşarken şiddetli bir şekilde ıslık çalıp koyunları toplamaya çalışan çoban köpeklerine seslendim. Köpeklere isimleriyle seslenerek yanımıza gelmelerini sağladım. Benimle birlikte köpekler de koşmaya başladı. Elimiz ayağımıza dolaşmış, ne yapacağımızı bilmeksizin eve doğru koşmaya başladık. Ne eşek, ne koyun, ne de başka bir şey aklımıza gelmiyordu. Sadece o alandan uzaklaşıp yola çıkmak için adeta kendimizi zorluyorduk. Bizimle beraber koşan köpeklerimiz sanki etraftan saldırı varmış gibi şiddetle havlıyor, etrafına bakınıyordu. Biraz dinlenmek için durduğumuz sırada arkadaki çocuk sesleri kesilmiş, onun yerine acı çeker gibi ağlayan bebek sesleri gelmeye başlamıştı. Birden aklımıza Cuma geldi. Cuma nerede diye sağa sola bakmaya başladık. Cuma'ya seslendik ama ne ses vardı ne seda. Cuma'yı bulamıyorduk. Kireç gibi olmuş yüzümüzle birlikte köye en yakın olan eve doğru koşmaya başladık. Önümüzde bir tepe vardı. Tepeyi aşıp köye gidersek yolumuz bir saat kadar uzayacak. Eğer tepeyi aşmayıp da Alimpınar denilen mevkiden gidersek 20 dakika içinde köye varmış olacaktık. Uğur'la karar verip Alimpınar'ı denilen dere yatağının yanından köye gitmeye başladık. Dere yatağının kenarından koşarken derenin karşı tarafında bu zamana kadar duymadığım çalgı, tef sesleri kulağımıza çalınmaya başladı. Bu konuları çok konuştuğumuz için bunun bir cin düğünü olduğunu anladık. Olduğumuz yerde kas katı kesilmiş, ne tarafa gideceğimizi bilmez şekilde köye doğru nefessiz koşmaya başladık. Dereyi geçip düzlüğe çıkınca kararmış olan etrafta uzaktan da olsa köyün bize olan girişteki ilk sokak lambasını görünce birden içimiz rahatlamış, sureler eşliğinde köye doğru yürümeye başlamıştık. Köydeki ilk ev Recep amcanın eviydi. Kapıya gelip var gücümüzle Recep dayı diye bağırmaya başladık. Bir yandan da kapıyı yumrukluyorduk. Koyunları otlatmaya giderken Recep dayının kuyusundan su aldığımız için bizi tanırdı. Recep dayı kapıyı açıp bizi görünce bizim köyde daha evvel işlenmiş olan cinayet olayı aklına gelmiş. Yine öyle bir olay olmuş gibi ne oldu? Bu hal ne diye sorular sorarak hanımına su getir diye el işareti yaptı. Gelen suyu hem yüzümüze çarpıyor hem de konuşmaktan kesilmiş nefesimizi toparlayıp ağzımızdan çıkacak kelimeleri bekliyordu. Sonunda Uğur nefesini toplayıp olan biteni Recep dayıya anlatmaya başladı. Recep dayı yalnız mezarı bildiği için içeriye girip o zamanlarda her evde telefon olmadığı için ev telefonuyla ailelerimize haber verdi. Biz kendimize gelmeye başlamıştık. Buradan sonrasını babamın ağzından anlatıyorum. İnşaattan gelmiştim. Evdekilere koyunlar geldi mi diye sorduktan sonra hayır cevabıyla meraklanıp uzaktaki dağa sırtını izlemeye başlamıştım. Çocuklar genelde hava kararmadan eve gelirdi. O sırada hanım telefon geldi. Recep arıyor deyince içime bir korku düştü. Telefondan Recep'le konuşmaya başladım. Ali, sizin çocuklar yalnız mezarın oradan geldiler.
yüzleri kireç gibi. Zannedersem Şerliler ilişmeye çalışmış deyince hemen geliyorum dedim. Musa'nın oğlu Cuma da onlarlaymış ama onu bulamamışlar. Cuma ortada yok deyince hemen ara Musa'yı, onu da alıp geliyorum dedim. Ve telefonu kapatıp motora bindiğim gibi yol üzerindeki Musa'nın evine uğradım. Ben gidene kadar Recep Musa'yı aramış, olan biteni anlatmıştı. Musa ben geldiğim sırada evine misafir gelen birkaç kişiyle motora sığmayacağımız için onun arabasına binmiştik. Hızlı şekilde yol üzerinde olan Recep'lerin evine vardık. Recep'lerin orada Hakan ve Uğur'u gördüm. Recep hemen aracımıza yaklaşıp Cuma yalnız mezarın ortaymış. Hemen gidelim dedi. Recep ben, Cuma'nın babası, Musa ve birkaç misafiriyle birlikte yalnız mezarlığın oraya doğru sürmeye başladık. Mezara yaklaştığımızda mezarlığın yanındaki eşeği görünce direkt mezara doğru sür diye bağırdım. Mezarın yanında boylu boyunca yatmış olan Cuma'yı görmemizle birlikte Musa feryatlar içinde arabadan inip oğluna doğru koşmaya başladı. İleriden koyunların sesi geliyordu. Hemen ben ve birkaç köylü daha araçtan inip siz Cuma'yı topal hafıza götürün, biz de koyunları alıp geliyoruz dedim. Musa yerde hareketsiz ve bir noktaya kilitlenmiş şekilde bakan oğlu Cuma'yı kucaklayıp arabanın kasasına götürdü ve onlar hızlı şekilde dönüp köye doğru giderken bizler de koyunları alıp sürdük köye doğru. Buradan sonrasına Hakan olarak anlatmaya devam ediyorum. Recep dayının evinde kendimizden geçmiş olarak beklerken birden avludan içeri bizimkilerin aracı girdi. Aracın arkasında Musa amca ve Cuma vardı. Nafiye nene bizi hemen ayağa kaldırıp Recep dayının "Getir onları da getir anne, topal hafıza gidiyoruz" demesiyle birlikte kendimizi bir kapın kasasında bulduk. Topal hafız dedikleri kişi köyün ermiş alimlerinden bir zattı. Topal hafızın evinin önüne gelince topal hafız her şeyden haberdarmış gibi kapıdan çıkıp dualar okuyarak bizi arabadan indirdi. Evin içine sokup üçümüzün üzerine beyaz çarşaf kapattı. Çarşafı kapattıktan sonra bayıldığımı hatırlıyorum. Bayılmadan önce en son duyduğum şey Cuma'nın değişik şekilde çıkardığı sesler ve topal hafızın okuduğu surelerdi. Ne kadar baygın kaldığımı bilmiyorum ama uyandığımda Uğur kendine gelmişti. Kafamdan çarşafı indirip sağımdaki kalın bir sesle anlaşılmaz şekilde konuşan Cuma'ya gözüm ilişti. Gözlerinin içi bembeyaz olmuş, titrer gibi sürekli sallanıyordu. Topal hafız sürekli bir şeyler okuyup benim kendime geldiğimi görünce el işareti yaparak odadan çıkartılmam için işaret yaptı. O sırada sonradan sürüyü getirdiğini öğrendiğim babam da başımıza gelmiş ve hocanın işaretiyle birlikte beni kucaklayıp odadan çıkardı. Babam bana bir tokat atarak "Kaç defa gitmeyin oralara" diye söyledik diye çıkıştı. Neyse, ben ve Uğur sabaha kadar yan odada bekledik. Yanımızda yaşlı teyzeler Cuma'nın ağlayan annesini sakinleştirmek için telkinlerde bulunuyorlardı. Sabah olunca Cuma, Hafız Hoca'yla beraber odadan çıktı. Cuma, bundan evvel de böyle varlıkları birkaç kez gördüğü için Topal Hoca çok daha öncelerde ona muska vermişti. Bu muska sayesinde onu ele geçirememişlerdi. Cuma kendine gelip de günler, haftalar geçtikten sonra orada bizim yarımızdan koyunları toplamak için ayrıldıktan sonra ne yaşadığını sorduk. Cuma biraz korkarak, biraz da çekinerek anlatmaya başladı. Siz orada toplanırken ben mezar yakınlarına 200 metre kadar yaklaşmış olan koyunları toplamak için gitmeye başladım. O sırada mezara yaklaştıkça başında telli duvaklı güzel bir gelinin oturduğunu gördüm. Etrafında 3-4 tane ufak çocuk mezarın etrafında koşuyor, kovalamaca oynar gibi hareketler yapıyordu. Sonradan geline odaklanınca gelinin bana doğru baktığını gördüm. O an korkmak gibi bir his bile kalmamıştı. Ellerim ayaklarım boşalmıştı. Gelin birden ayağa kalkarak bana doğru gelmeye başladı. Ama normal bir insan gibi gelmiyordu. Adeta havada süzülerek hareket etmeden geliyordu. Bana yaklaştıkça istemsizce yüzüne odaklandım. Yüzünü görebiliyordum. Dudaklarını kıvırdatmadan sanki konuştuğu kelimeler kafamın içinde yankılanıyordu.
O sırada ben besmele çekmek istedim fakat ne zaman niyetlensem sanki kelimeler ağzımda düğümleniyor. Hiçbir şekilde besmele çekemiyordum. Sonra solumda erzaklarımızı koyduğumuz eşeği gördüm. Gördüm derken bana doğru bakıyor ve gözlerini benden hiç kaçırmıyordu. Gözlerinin içi kıpkırmızı olmuş, adeta aklımı kaçırmam için hiç kıpırdamadan bana bakıyordu. Sonrasında olduğum yerde bayılmıştım. Gözlerimi açtığımda Topal Hafız'ın evindeydim dedi. O günden sonra da eşeği dahi bulamadık. Sanki kayboldu gitti. Bu olay bize ve köylülere iyi bir ders olmuştu. Bir daha kimse ne o yalnız mezarlığın oraya gitti ne de bizler gittik. Üç arkadaş şu an hepimiz ayrı şehirlerde olsak da bayramlarda bir araya toplandığımızda bu eski günleri yad eder, şükrederiz. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Şimdi gözlerini kapat ve şunları düşün. Akrabaların tarafından öldüğün düşünülerek toprağa defnediliyorsun. Fakat o da ne? Sen ölmedin. Zifiri karanlıkta toprağın altındasın ve bulunduğun daracık mezarın içindeki oksijen bitmek üzere. Ne yapardın? Niye bunu size hayal ettirdim? Çünkü bugüne kadar öldü sanılıp gömülen insanları ve hikayelerini sizlere anlatacağım. Yaşanan ilk olay 37 yaşındaki Rose Almeida'nın hikayesi. Brezilya'da duyanların inanmakta güçlük çektiği bir olay yaşandı. Öldü sanılarak gömülen kadın iddialara göre 11 gün boyunca tabuttan çıkmak için uğraştı. Kadının çığlıklarını duyarak gelen çevre sakinleri 37 yaşındaki kadının tabuttan çıkmaya çalışmayı başaramayan cansız bedeniyle karşılaştı. Akıllara durgunluk veren olay Brezilya'nın Neves şehrinde yaşandı. Kaldırıldığı hastanede septik şok geçirerek öldüğü açıklanan 37 yaşındaki Rose, ertesi gün San Jorge Santana mezarlığına gömüldü. Ancak iddialara göre Rose'un gömülmesinden günler sonra çevre sakinleri mezarlıktan seslerin geldiğini fark etti. Kadının gömüldüğü taş mezara gelen vatandaşlar tabutu kırdıklarında ise büyük bir şok yaşadı. Öldü sanılan kadının kafası ve ellerinde yeni oluştuğu görülen yaralar vardı. Bazı vatandaşların kadının el ve ayaklarına dokunarak vücudu hala sıcak dediği görüntülerde Brezilya televizyonlarında yayınlandı. Sıradaki gömülme olayı Octavia Smith'in hikayesi. 1800'lerin sonlarına gelinmişken ABD'nin Kentucky eyaleti korkunç bir salgınla çalkalanır. Bu salgının neden olduğu en trajik vaka ise Octavia Smith adlı bir kadındır. Daha bebek olan oğlunu salgın sonrası kaybeden Octavia depresyona girer ve yataklara düşer. Zamanla iyice hastalanan Octavia sonunda komaya girer. Birkaç ay sonrasında da hala yatağındayken öldüğü ilan edilir. Ardından da hemen gömülür. Cenazeden bir hafta sonra kasabadaki çoğu insanın Octavia ile aynı belirtileri gösteren hastalığa yakalanır ve koma durumuna girer. Octavia ile hastalanan diğer kişilerin arasındaki fark ise kasaba halkının komadan bir süre sonra çıkmasıdır. Durum böyle olunca Octavia'nın kocası karısının da hala yaşarken gömüldüğünden aslında bir süre sonra uyanacağından korkmaya başlar. Hemen mezarlığa gidip eşinin mezarını açan adam bu korkusunun gerçek olduğunu anlar. Tavutun iç kısmında tırnak izleri vardır. Octavia'nın tırnaklarında da kan izleri. Yüzü ise dehşete düşmüş bir ifadeyle bakmaktadır. Gerçek ortadadır. Octavia hala hayattayken canlı canlı gömülmüştür. Ardından Octavia tekrar gömülür ve eşi tarafından adına bir anıt dikilir. Bu anıt günümüzde hala ayaktadır. Hastalığına gelince Afrika'ya ait bir sinek türünün neden olduğu uyku hastalığının tüm bu olaylara sebep olduğu düşünülüyor. Bir diğer olay Mina El Hora hikayesi. 2014'ün Mayıs'ında 25 yaşındaki Fransız bir kadın olan Mina, Fas'ta yaşayan biriyle internet üzerinden aylarca konuştuktan sonra ilk buluşmasına hazırlanmaktadır. Uçaktan indikten sonra Faslı arkadaşının evine gider. Birlikte güzel bir akşam geçiren ikilinin gecesi, Mina'nın
birdenbire yere yığılıp kalmasıyla sonlanır. Bunun üzerine adam, polise veya ambulansa haber vermek yerine kadının öldüğünü varsayıp bahçesine gömmeye karar verir. Sıkıntı ise Mina aslında ölmemiştir. Diyabet olan ve o an diyabetik komaya giren kadın sevgilisi tarafından ölü sanılmıştır. Birkaç günün ardından Mina'nın ailesi kayıp ilanı verir ve Fas'a giderek kızlarını bulmaya çalışır. Polisler adamı sonunda yakalar ve evini araştırırlar. Toprak lekeli elbiselerini ve mezarı kazmak için kullandığı kazmayı bulurlar. Sonrasında da korkunç manzarayla karşılaşırlar. Adam aslında Mina'yı öldürmüştür. Suçunu itiraf eder ve kasten adam öldürmekten yargılanır. Sıradaki gömülme olayı. Bayan Bogart'ın hikayesi. Charles Bogart ve eşi Pensilvanya'daki çiftliklerinde sıradan günler geçirirlerken 1893 yılının Temmuz'unda Bayan Bogart bilinmeyen nedenlerden aniden ölür. Doktorlar ölümünü doğrular ve ardından kadın gömülür. Hikaye burada bitmiş olacakken arkadaşlarından biri Charles'a gider ve karısının yıllar önce histeri krizleri yaşadığını söyleyerek aslında ölmemiş olabileceğini belirtir. Karısının canlı canlı gömülmüş olması fikri Charles'ın kafasına girer. Charles arkadaşlarıyla bir araya gelir ve mezarı kazar. Bulduğu şey şok edicidir. Eşinin vücudu tabutun içinde ters yatmaktadır. Tabutundaki cam parçası kırılmış ve vücudunun her tarafına saplanmıştır. Her yeri kan içindedir. Bu korkunç olayın ardından Charles Bogart'ın delirdiği söylenmektedir. Sıradaki gömülme olayı. Angela Hayes'in hikayesi. Diri diri gömülenlerin arasında şanslı olanlar da var. Bunlardan biri de Angela Hayes adlı 19 yaşındaki genç bir erkek. Fransa'da yaşayan Angelo, 1937'de motosikletiyle kasabada dolanırken kaza yapar ve kafasını tuğla duvara vurur. Doktorlar hiçbir şüpheleri olmaksızın Angelo'nun öldüğünü onaylar. Kazadan sonra Angelo defnedilir. İlginç olaylar bu noktadan sonra başlar. Bir sigorta şirketi, Angelo'nun babasının daha yeni sağlık sigortası yaptırdığını fark eder ve para almak için ölüm yalanını attıklarından şüphelenir. Olayı araştırması için bir araştırmacı görevlendirirler. Araştırmacı, defnedilmesinin üzerinden henüz 2 gün geçmişken Angelo'nun mezarını tekrar açtırır ve şok edici gerçekle karşılaşır. Angelo hala hayattadır. Ölümü net olarak tasdik etmek için orada bulunan bir doktor bedenin hala sıcak olduğunu ve kalbinin attığını fark eder. Hemen hastaneye götürülen Angelo kurtarılır. Anlaşılan başındaki ciddi yaralanma yüzünden bilincini kaybetmiştir. Bu olaydan sonra Angelo tabutlara diri diri gömülenlerin uyandıklarında kurtulabilmesi için kullanabilecekleri zillere ekler. Bu yeni buluşuyla da tüm Fransa'yı turlar ve ünlü bir sima haline gelir. Sıradaki olaya geçiyorum. Bay Cornish'in hikayesi. İngiltere'nin Bath bölgesinin belediye başkanı olan Bay Cornish, 80 yaşında yüksek ateş nedeniyle ölür. Ölümünün hemen ardından gömülür. Mezarcı, gömü işlemini tamamlamak üzereyken, oradan geçen insanlar tarafından içecek ikram edilmesi üzerine mola verir ve küçük bir sohbete dalar. Sohbet sırasında Bay Cornish'in yarı gömülü haldeki mezarından sesler gelmeye başlar. Sesi duyanlar hemen yardıma koşar ve oksijeni bitmeden önce adamı kurtarmaya çalışırlar. Fakat ne yazık ki çok geç kalmışlardır. Bay Cornish nefessiz kalarak ölmüştür bile. Bu durumdan oldukça etkilenen Cornish'in kız kardeşi yakınlarına aynı kaderi yaşamamak için gömülmeden önce kafasının kesilmesi isteğini iletir. Şimdi son olaya geçiyorum. Uttar Pradesh olayı. 2014'ün Ağustos ayında Hindistan'da yaşayan 6 yaşındaki küçük bir kız da diri diri gömülmüştür. Kızın amcasına göre kızın evine yakın bir yerlerde yaşayan evli bir çift küçük kızın yanına yaklaşarak annelerinin yakındaki bir luna parkta olduğunu söyleyerek kızı tarlalarının ortasına götürerek boğmuş ve sonrasında da gömmüştür. Şans da o ki
Bölgede bulunan köylüler çiftin kızla beraber tarlaya girdiğini görmüş ve sonrasında yanlarında çocuk olmadan ayrıldıklarından şüphelenerek kızı aramaya çıkmışlardır. Kazılan mezarı bulan ve hemen kızı çıkaran köylüler kızın bilincini kaybettiğini ve nefes almadığını fark ederler. Hemen hastaneye ulaşırlar, kız kurtarılır ve sonrasında da kendini kaçıranları tespit eder.